Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı filolarından birine sahip olan Azeri iş adamı Mübariz Masumov Kurbanoğlu, Gülen cemaatine üye olduğu iddiasıyla tutuklandı. Kurbanoğlu 1 milyar 300 milyarlık dolarlık servetiyle 2015 yılında Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine girmişti. Türkiye'de 1998 yılında faaliyete başlayan Palmela Holding'in başkanı olan Kurbanoğlu'nun yanı sıra şirket yöneticisi Nuray Nurçan Perker de aynı suç kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Her iki isim de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kurbanoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunun 314. yasasının 2. maddesi uyarınca FETÖ üyeliğinden tutuklanmasına karar verdi. Perker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki isim hakkında daha önce şikayet, ihbar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu 314 yasasının 2. maddesi uyarınca silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında arama ve gözaltı kararı alınmıştı. Palmela Holding'den ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 47'ye çıktığını belirtti. Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 47'ye çıktığını belirtti. Koca, daha sonra yaptığı açıklamada tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım, virüsle temas ihtimali sıfırlayalım uyarısında bulundu. Bakan Koca, son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Avrupa temasıdır. Üçü Umre'den döndüğünü, yurt dışı teması riskli olmaya devam edeceğini de belirtti. Azerbaycan'da 3 kişiye daha koronavirüs bulaştı. Azerbaycan'da 3 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi. Özel rejimli hastanelere yerleştirildi ve gözlem altında olanlar kendilerini normal hissettiklerini söyledi ve sağlıkları stabil olarak değerlendirilmekte. Genel merkez küresel koronavirüs enfeksiyonu ve virüsün yayılması göz önüne alındığında vatandaşları Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlar Kurulu'nun gereksinimlerine ve tavsiyelerine uymaya çağırdığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. İki teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamasında Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu iki PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Edirne Valiliği sığınmacı hareketinin başladığı günden bu yana Yunanistan'a 147.132 sığınmacının geçiş yaptığını belirtti. Sınır hattında bulunan birliklerin Yunanistan'a geçişleri Edirne Valiliğine bildirildiğinden yapılan açıklamada 27 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar Edirne il sınırlarından Yunanistan'a 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55.904 ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91.228 olmak üzere toplam 147.132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup geçişler halen devam etmekte olduğunu belirtti. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için Pazarkule sınır kapısındaki tampon bölge ve çevresindeki bekleyişleri devam etmektedir. Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.